Tekrar Dilan Polat örneği üzerinden yani şu anda son derece gündemde diye bu örnek üzerinden gidiyorum. Siz şimdi burada da bir şey anlatıyorsunuz. Nihayet grafiğimiz geldi. Evet. Bir kez daha bunun üzerinden evet. gidebiliriz ama deneyim elbette ki şu anda bilmiyoruz hiçbirimiz evet. dosyayı. Fakat tüm bu tecrübeniz veya bu tür vakalarda diyelim mesela bir adam ve bir kadın var ve bir magazin figürü. İşte Instagram'da 7 milyon takipçisi var mesela. Onu oradan ürün satıyor, oradan bütün hayatını sergiliyor falan. Ama insanın aklında, aklın arka tarafında hep şöyle bir şey var. Ya bu insanlar yalnız değildir muhtemelen. Bu işler böyle bir iki kişilik işler değildir herhalde diye geçiriyorum ben mesela aklımdan. Sizin aklınızdan da geçiyor mu böyle bir şey? Yani İki kişilik işler olabilir mi bunlar? Yani şöyle, o konuda bir şey söylemek pek mümkün değil. Tabii kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle, iddia olan bilgilerden hareketle söylüyoruz. Hı-hı. Ama kamuoyuna yansımamış olsaydı büyük bir ihtimalle bu olayları biz konuşuyor olmayacaktık. Olmayacaktık. Onlar faaliyetlerine devam edecekti. Hı-hı. Ha, şu anda yasal faaliyetleri de olabilir, onu bilmiyoruz. Hı-hı. Ama yansıyan ve ekranda gördüğümüz şemaya baktığımızda bir problem görülüyor. O problem şu, bakın 3 tane tedarikçi var. Evet, ekrana tam ekran verelim arkadaşlar. Hocam onun üzerinden anlatsın lütfen. Buyurun. Bu 3 tedarikçinin kuruluş tarihleri, daha doğrusu yeni ortaklık tarihleri son 1 yılda ortaklar değişmiş. 2 Özbek ve 1 İran asıllı tedarikçiler. Ekranda gördüğümüz yaklaşık 16 tane şirket Polat ailesine ve Polat ailesinin işte kardeşlerine, babasına, yakın akrabalarına ait ortaklarının bulunduğu 16 şirkete belli şirketlerde daha ağırlıklı olarak muhtemelen mal satıyor bu tedarikçiler. Hı. Fakat bu tedarikçilerin mal satabilecek kapasitesi yok. Yani ortaklık yapısına baktığınızda, şirketin büyüklüğüne baktığınızda bu kadar yoğun bir malı satabilecek kapasitelerinin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla orada bir problem var. Bu malı nasıl tedarik ettiler veya bir mal satışı var mı yoksa mal satışı göstermelik mi? Bakın, kara paranın aklanması ile ilgili en önemli yöntemlerden bir tanesi paravan şirketlerden yararlanma yöntemidir. Ha. Paravan şirketlerde iki paravan şirket kurulur. Birbirlerinden sanki aralarında bir gerçek ticaret varmış gibi bir işlem yapılır. Sahte vesikalar, faturalar düzenlenir. Para alışverişi, sonra kara para ile ilgili bir soruşturmada paranın kaynağı sorulduğunda paranın ticaretten kazanıldığı söylenir. Para aklanır. Dolayısıyla burada da şimdi baktığınızda bu 3 tedarikçi firmanın bu malları satabilecek kapasitede olmadığını görüyorsunuz. Şimdi mal satıldıysa gelen para nereden kazanıldı? Bu birinci soru. İkincisi, eğer mal satılmadıysa, satılmış gibi gösteriliyorsa yine gelen bir para var. Arada gerçek bir ticaret yok. Gelen bir para var. Gelen paranın kaynağını sormak lazım. Şimdi bunlara baktığımızda tüm bu Engin Polat'ın ve Engin Polat ve Dilan Polat'ın %50-50 sermayesine sahip olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketine gidiyor. Şimdi nakit olarak gittiği zaman biz hep şunu düşünürüz. Yani nakit olarak gidiyorsa bir problem var. Yani çünkü yasal olsa bankacılık kanalından gider. Evet. Nakit olarak gidiyorsa burada bir problem var deriz. Dolayısıyla şimdi bu nakit olarak kamuoyuna yansıyan iddialar bunlar. Nakit olarak Engin Polat'ın ve Milda Gayrimenkul'ün hesaplarına nakit olarak gidiyor diye. Peki burada ne olmuş para? En azından 199 milyonluk bölümü biliyoruz. Milda'nın işte 1 milyon olan sermayesi 200 milyona yükseltilmiş. 199 milyon arttırılmış. Orada da Engin Polat Milda'ya 199 milyon borç vermiş gibi. Yani sermaye artırımından önce Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi'nin pasifine bakıyorsunuz. Pasifte bir sermaye var, 1 milyon. Bir de 199 milyon borç var. Kime borç var? Ortağa borç var. Kim? Engin Polat. O borç sonra sermayeye dönüşüyor. Dolayısıyla bu paraların kaynağı konusu dediğim gibi inceleme konusu ama yani normal şartlarda mesela bu işlemler legal mi sayılıyor? Yani eğer bir gerçek ticaret varsa legaldir ama tedarikçilerin mal sattığı şeyde hem kapasite yok hem de gerçek bir mal alışı yok gibi. Hı hı. Yani gerçek bir mal alışı varmış gibi, gerçek bir ticaret varmış gibi gösterilmiş. İddialar bunlar. Sizin eğer böyleyse bu zaten incelemeleriniz döneminizde hiç rüşvet teklif edildi mi size? Yok.
edinmedi. Yok, demek ki ona çok uygun görmediler. Uygun görmediler. Peki etrafınızda çok bu işlerin rüşvetle döndüğüne şahit oldunuz mu? Ya şöyle, şimdi şunu düşünmek lazım. Toplumsal olarak bir bozulma var. Şimdi bunu hepimiz kabul edelim. Evet. Yani ülkeyi sevmek, şey yapmak, bir takım şeyleri görmemek, eleştirmemek anlamına gelmiyor. Tam tersi. Yapıcı olarak bu eleştirileri yaparsanız siz ülkeyi daha fazla seviyorsunuz evet, demektir. Evet. Şimdi dün Anadolu Cumhuriyet Başsavcısının bir itirafı var. Bana göre son yılların en önemli itirafı bu. Adliyede işlerin rüşvetle döndüğü. Şimdi bunu sıradan bir insan söylemiyor. Bunu o makamların en tepesinde en yetkin kişi dile getiriyor. Şimdi bu kişi bu değerlendirmeyi yapıyorsa orada durup düşünmemiz lazım. Dolayısıyla rüşvet evet şeyde her alanında var. Birçok ülkede var. Ülkemizde de var. Mücadele. Kara para birçok ülkede, sadece bizde yok. Birçok ülkede var.